Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir saniye Apple'ı batmaktan kurtaran iBook G3'ün hem olayını anlatacağız hem de özelliklerine bakacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ürün elimizde ve şöyle bir baktığınızda da tartışmasız bir Midye'ye benziyor bence. Şöyle kapağını da açayım. Şimdi arkadaşlar, bu ürünün hem Apple tarihi açısından hem de teknoloji tarihi açısından 3 önemli noktası var. İlk olarak arkadaşlar, bu ürün Apple'ı batmaktan kurtardı. Nasıl mı? Hemen anlatayım. Şunu şöyle bir koyayım. 90'ların sonlarına doğru Apple ciddi bir maddi kriz içerisindeydi. Hatta şu an böyle dev gibi olan şirket o dönemlerde neredeyse batmak üzereydi. Steve Jobs ise 1997 yılında işin başına geçti ve bütün dünyayı şaşkına çevirecek iki modeli ortaya çıkardı. Bunlardan birisi günümüzden de bildiğimiz iMac'ti. Diğeri ise Apple iBook G3 Clamshell'di. iMac'in de iBook G3'ün de 5 farklı renk seçeneği ve özgün tasarımları vardı. Mesela hemen şimdi bir tanesini göstereyim. Bu görmüş olduğunuz kulpu çekerek bunu böyle çanta gibi kullanabiliyordunuz. Bu ürünü dönemine göre düşündüğümüzde oldukça farklı bir tasarım olduğu zaten gözümüzün önünde. Doğal olarak normal kullanıcı, yani günlük kullanıcı olan satışlarda ciddi bir patlama yaşanıyor. 1999 yılında ürün tanıtıldıktan sonra 6 hafta içinde tam 140 bin adet satıyor. Hatta Apple'ın pazar payını 2 katına çıkarmakla birlikte şirketi bugünlere getiren temeli de bu ürün atıyor. İkinci ana unsura geçelim şimdi. Muhtemelen hepinizin bildiği gibi Steve Jobs zamanında Apple'dan bir kere işten kovuluyor. Daha sonra işin başına geçtiğinde yaptığı ilk iş başarısız, satış grafiği düşük olan ürünleri kaldırıp yerine son kullanıcı, yani bizlere hedefleyen yeni ve farklı tasarım ürünleri çıkarmak oldu. Bu hamleyle Jobs şunu başarmış oldu: Apple'ın sadece iş dünyasını kullanabileceği yargısını yıktı, yerine günlük kullanıcıyı da rahat hedefleyebileceği bir şirket haline getirdi. Hatta hemen şunu da ekleyelim, Steve Jobs'un bu hamlesinden sonra iPod'lar, iPhone'lar falanlar filanlar hayatımıza girmeye başladılar. Ürün o dönemde çıkmasına rağmen Türkçe desteği mevcut, Q ve F klavyeler üzerinde default olarak geliyor. Şimdi üçüncü unsura geçelim. Ürün 1999 yılında tanıtılıyor ve bu bahsettiğimiz yıl içerisinde üzerinde Wi-Fi bulunan bilgisayarlar sadece deneysel amaçlarla üretiliyor. İşte Apple ürettiği bu iBook G3 modeliyle üzerinde Apple AirPort Card adı verilen, yani Wi-Fi diyebiliriz bunun adına, Wi-Fi bulunan ilk ürünü üretmiş oluyor. Bu bölümde Wi-Fi demişken biraz da teknik özelliklere girelim. Ekran 12.1 inç 800x600 TFT özelliğine sahip. 300 MHz PowerPC 750 işlem var. 32 MB ve 64 MB olmak üzere iki seçenekli RAM özelliği var. Yanlış duymadınız, MB. AtiRage Mobility ekran kartı takılı üzerinde ve bu kart sadece 4 MB. Ayrıca üzerinde bir adet USB 1.0 portu var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, benim size yine bir sorum var. Şunu merak ediyorum. Kendinizi alın 1999'a geri götürün ve soruya cevap verin. Bu bilgisayarı o dönemin şartlarına göre satın almak ister miydiniz? Diyerekten videomuzun sonuna geliyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Ürün hakkında veya teknolojiyle ilgili bize sormak istediğiniz soruları da yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Yazılım bilgisi olmadan mobil uygulama nasıl yapılır merak ediyorsanız hemen yandaki videoya tıklayabilirsiniz. Ayrıca şurada da abone ol var. Ona da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.